Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bulanık mantığı ne olduğu ve bulanık mantığı oluşturan temel yapıtaşlarından bahsedeceğim. Bulanık mantık ilk defa Profesör Lütfi tarafından 1965 yılında tanıtılmıştır. Kendisinin bulanık kümeyi tanımlarken söylediği karmaşıklık arttıkça kesin ifadeler anlam kaybetmeye ve anlamlı ifadeler kesinliği kaybetmeye başlar. sözüyle anmak uygun olacaktır. Kesin ifadeyi anlamlı kılan şey eşik değeri değil, nedir? Bir olay gerçekliği kaybetmeye hangi değerden başlar? Gibi sorular aslında bulanık mantığın temelini oluşturmaktadır. Gerçek bir probleme ne kadar yaklaşırsak bulanıklık onun çözümü olacaktır. Bulanık mantık kesin olarak belirtilemeyen fakat kendi bağlamlarında anlam kazanan bilginin temsilidir. Bulanık mantık insan duyularından yararlanır. Bulanık mantık kararlı bir yapı olmadığı durumlarda en çok işe yarayacak yaklaşımdır. Kural tabanlı bir model olan bulanık mantıkta eğitim olmadığı için veriye de ihtiyaç yoktur. Geleneksel yaklaşımın aksine kısmi üyeliğe izin verir. Kısmi üyelik bir kümeye hiç üye olmama, az üye olma, orta üye olma veya tam üye olmayı kapsar. X ekseni ilgili girdiği temsil ederken Y ekseni, girdinin kümeye kaç oranında üye olduğunu belirtir. Şu kişi uzundur cümlesi için ne kadar uzundur sorusu, bulanık mantığı ilgilendiren kısımdır. Dolayısıyla geleneksel yaklaşıma göre 180 santimetrenin uzun kümesi olduğunu belirtildikten sonra 179'a orta diye isimlendirmek çok mantıklı olmayacaktır. Burada bulanık mantık devreye girip kısmi üyelik ile 179 santimetrelik uzunluğa 0.99 gibi bir üyelik derecesi verecektir. Bunun gerçek hayatta problemlerine çok daha uygun olduğunu görülebilmektedir. Burada verilen A ve B kümeleri bulanık kümelerdir. A bulanık kümesinde iki elemanı tam üye iken yazılmamış olan bir elemanı hiç üye değildir. Yine 3 elemanı 0.5 üyelik derecesine sahiptir. Bu gösterim şekli ayrık bulanık kümeye aittir. Toplama ve bölme işlemleri sadece gösterimdir. İşlemsel karşılıkları yoktur. Bulanık kümelerde V veya bağlaşları kesişim ve birleşim olarak algılanmalıdır. V kesişim veya birleşimdir. Dolayısıyla sol taraftaki ifadede kesişim olduğu için her ikisinin de dahil olmayan üyelik dereceleri alınmamalıdır. Birleşimde bütün hepsi dahildir. Bu durumda her iki kümede aynı elemanın kesişimde küçük üyelik derecesinin birleşimde büyük üyelik derecesinin alınması anlamlı anlamına gelir. Gerçek hayattaki problemler incelendiğinde bulanık mantığa uyarlanmasının başarılı sonuçlar vereceği görülecektir. Şu an hali hazırda bulanık mantığın kullanıldığı hızlı trenler, TV üniteleri, bulaşık ve çamaşır makineleri, araç kontrol sistemleri, klima üniteleri gibi birçok örnek bu iddiayı desteklemektedir. Gerçek hayattaki bir modelin bulanık modelini tasarlarken temel aşamalar bulanıklaştırma, üyelik fonksiyonların çıkarılması, kuralların yazılması ve durulama kısmından oluşur. Dolayısıyla bulanık mantığın temel kavramları bulanık kümeler, dilsel değişkenler, üyelik fonksiyonları ve bulanık kurallardan oluşur. Oluşturulacak modeldeki hız, sıcaklık ve nem gibi her bir nitelik için üyelik fonksiyonlarının çıkarılması gerekir. Üyelik fonksiyonlarında üyelik derecesine sahip olan yerlere destek, tam üyelik kısmına da çekirdek denir. Üyelik fonksiyonları çıkartılırken sezgisel çıkarım, puan sıralaması gibi birçok yöntemden faydalanılabilir. Fakat bunlardan sezgisel olanı en sık kullanılanıdır. Örneğin sıcaklık netile için düşünecek olursak hangi sıcaklık derecesinden sonra dondurucu soğuk, hangi sıcaklık derecesinden sonra ılık veya sıcak olacağını sezgisel olarak belirleyebiliriz. Bunlar dilsel değişkenlerin yani bulanık kümelerin sınır değerleridir. Buradaki soğuk, ılık gibi terimler dilsel değişkenlerdir. Bulanık kurallar, bulanık kümelerin üyelik derecelerine göre hangi bulanık çıktı kümesine ait olacağını gösterir. Mamdani sezgisel yaklaşımına uygunken, Sugano matematiksel analize uygundur. Matematiksel işlemlerin oldukça yoğun olduğu kompleks sistemlerde Sugeno modelinin kullanımını tavsiye edilmektedir. Benim göstereceğim örneklerde kullandığım araca da bağlı olmak üzere sadece Mamdani modellerden ulaşacaktır. Örneğin, mesafe ve su miktarına göre hızın ayarlandığı bir bulanık modelde 6 bulanık kural verilmiştir. Bu kuralların sonuçlarına dikkat edildiğinde sonuçlar yine bulanıktır. Dolayısıyla durulama metoduna ihtiyaç vardır. Gerçek hayat problemini bulanıklaştırdıktan ve sistemi kurduktan sonra dış dünyaya vereceğimiz komut bulanık olmamalıdır. Yani bir motora çok hızlı çalış diye bir komut verilemez. Ama mesela 1000 devirde çalış diye bir komut verilebilir. Fakat bulanık modelde kurallar çalıştıktan sonra çıktı üzerinde bir taralı alan oluşacaktır. Bu taralı alanı en iyi temsil eden değer durulama metotları yardımıyla hesaplanacaktır. Hesaplanan bu çıktıya crisp çıktı denir. Kullanacağımız durulama metotları center of area, center of gravity, center of maximum, mean of maximum, left maximum Right Maximum olarak söylenebilir. Center of Area, taralı alanın merkezinin X ekseni üzerinde denk gelen değeri döndürür. Mean of Maximum, taralı alanda üyelik derecesi en yüksek olan kümenin en sol ve en sağ X diğerlerini toplayıp ikiye bölerek krips çıktığı elde eder. Left Maximum, taralı alandaki en yüksek üyelik derecesine sahip kümenin en sol değeridir. Yine right maximum taralı alandaki en yüksek üyelik derecesine sahip kümenin en sağ değeridir. Özetle bir bulanık modelin oluşturulmasında girdi niteliklerinin sınır değerleri ve isimleri tanımlanarak aynı işlem çıktı nitelikleri içinde uygulanır. Daha sonra her niteliğin üyelik fonksiyonu çizilir. Bulanık kurallar tanımlanır. Hangi durulama metodunun kullanılacağı belirlendikten sonra bulanık model çalışır hale gelmiştir. Bulanık mantığın uygulama videolarında görüşmek dileğiyle.